Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, güzel insanlar. Size evlenmek ile alakalı kısmet bağlılığı falan böyle kısmetim kapalı, kısmetim bağlı evlenmek istiyorum ya da kısmet bağlılığını hiç düşünme. Bir kardeşim erkek veya bir bayan kardeşim, bir bacım Vaktinin geldiğini düşünüyor artık ecelik zamanı geldi ee, iyi bir insanla evlenmek istiyor salih salihah bir insanla evlenmek istiyor cennet arkadaşı olacak cennet yoldaşı olacak bir insan karşısına çıksın hem dünyada cenneti olsun onun hem de cennette ona arkadaş olsun Allah ve Allah'ım böyle insanlar karşınıza çıkarsın bunu istiyorum diyen kardeşlerime böyle Eee birçok kardeşimizin okuduğu ve etki gördüğü bir dua paylaşmak istiyorum sevgili kardeşlerim. İnşallah hayırlı bir kısmete kavuşan, kendi yuvasının sahibi olan çok sayıda mümin kardeşlerim var. Bu dualarla böyle dua eden. İnşallah ben de bugün sizlere bunu paylaşmak istiyorum. Duamıza geçmeden önce sizden ricam var. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. İnşallah. Kardeşlerim evlenme duası Kur'an-ı Kerim'in ismi azama yer veren 3 ayetiyle Allahu Teala'nın güzel isimlerinden 3 esmadan oluşur. Esma-ül İnşallah bu dersimizde çok hayırlı neticenin alınmasına vesile olan bu evlenme duasını öğretmiş olacağız size. Şimdi sevgili kardeşlerim bu evlilikle alakalı duayı ee, okumadan önce kardeşlerim ayeti kerimelerden oluşan dualar olduğu için size kardeşlerim bu sayfada anlattığım bütün dualar ayetler ve hadislerdir. Peygamberimizin sahih hadisleri Kur'an'daki dua ayetlerdir. Dolayısıyla birçok duada ayeti kerimelerden oluştuğu için benim naçizane tavsiyem hocalarımdan da hep öyle öğrendim. Abdestsiz okumamaya gayret ederim. Mümkün mertebe abdestli olalım tamam mı? ezberden okuyacağım ben Hüseyin kardeşim. Diyorsan da yine teberrüken, hürmeten, abdestli olman daha güzel olur. Evet abdestten şey ezberden abdestsiz okunur ama hürmeten abdestli olmak güzel. Zaten bu ayeti Kur'an-ı Kerim'den okuyacaksan Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz ele alamazsın zaten. O yüzden abdest alman zaten şart. <laughs> Anladın mı? İnşallah. Kardeşlerim dua etmek için yani abdestini aldın, yani kendine sessiz bir ortam seç. Bu e, dua'yı yaptığından başkasına da bahsetme. Allahu Teala ile senin aranda bir sır olsun, tamam mı? Bu evlenme duasını okuduğunda ...aşka birilerine bilgi vermemek çok hayırlıdır. O yüzden böyle sessiz, sakin tenha bir yerde okumak bunu çok önemlidir. Ve bu duayı okuduğun günlerde böyle küçük de olsa bir miktar sadaka vermek duaya olan kabulü, icabeti artırır. Bir cami inşaatına, bir Kur'an kursuna, bir fakire muhtaç olduğunu hakikaten bildiğin bir insana 3-5 kuruş da olsa, gücün ne yetiyorsa 1 lira, 2 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira onu sen onun kararını ver, vicdanın versin ona ben bir şey diyemem. Ama Böyle küçük de olsa bir sadaka duanın icabeti noktasında çok iyi olur biliyor musun? Ve ayrıca Allah dostları ve alimler bu anlatacağım duaları kardeşlerim etmeden önce, duaları okumadan önce bir dört rekat Allah için nafile namaz kılmayı da çok faydalı görmüşlerdir. Dört rekat bir namaz kılıp Zaten abdest aldım, namazı kıldım. Abdestli bir şekilde kardeşlerim. duayı okunsun. Tabi namaz kılmak kişinin inisiyatifine kılmış, kalmıştır. Ama alimler kaynaklarda bunu aktarıyorlar. Birkaç yerde gördüğüm için söylüyorum size. Peki diyeceksin ki hocam bunu okumanın özel bir günü varmış. Aklınızdaki bütün soru işaretlerini bir gidereyim. Ondan sonra duayı söyleyeyim. Çok soruluyor çünkü. Hocam tamam bu dua iyi güzel de diyor. Anlatıyoruz bazı yerlerde. Bunu nasıl okuyacağız? Ne zaman okuyacağız? Kaç tane okuyacağız? Bir zamanı var mı? Kardeşlerim tabi duaların vaktiyle alakalı e, özel vakitler bazı dualarda var. Bazı dualar her zaman okunabilir. Bu duaları da sevgili kardeşlerim tavsiye edilen vakit perşembe geceleri yatsı namazından sonra. Perşembe akşamı artık cuma gecesi girmiş oluyor. Duaların kabul edildiği vakit. İnşallah. Bu anlamda. Ha perşembe olmadı ben başka zaman okuyamaz Okursun tabii ki de. Bu tavsiye edilen diyorum ben. Şart olan değil dikkat et. Şimdi kardeşlerim bu evlenme duasında ki bu sözleri yedişer defa esmaları okuyacaksın. Ondan sonra Haşr suresini okuyacaksın bir de. Yedişer tane esmalardan okuyacaksın. allah Teala Esma-ül Hüsna'sından söyleyeceğim şimdi. Peşine de Haşr suresi. Esmalarımız yedişer defa okuyacağımız. Birincisi Ya Vedud Ya Allah. Yedi defa bunu okuyacaksın. Ya Vedud Ya Allah. Ya Vedud Ya Allah. Vedud ne demek biliyor musunuz? Seven ve sevilmeye layık olan anlamındadır. Bu esma evlenecek kişilerin gönlüne rahmet ve sevgi tohumlarının yerleşmesini sağlar. İnsanların mutlu bir evlilik sürdürmesine vesile olur. Başka? Ya cami o ya Allah. Ya cami ya Allah. Ya cami ya. Yedi defa. Ya cami ya Allah. Ne demek? istediği varlığı istediği zaman istediği yerde toplayan anlamında. Burada kardeşim dua eden kişiyi bir aile içinde toplama anlamı vardır. Bu duadan maksat. Ya mucib ya Allah ya mucib ya Allah yedi defa kulların dualarına karşılık veren anlamında. Evlilik duası için el açan Müslümanların dualarının kabul edilmesini dilemek için okunur. Ya Ondan sonra da evlenmek için duaya kaynaklık eden Haşr suresinin son 3 ayeti o da Hüvallahüllezi. Tüm dua kitaplarında internette her yerde bulabilirsin. Kur'an-ı Kerim'den okuyayım dersen Haşr suresini açarsın son 3 ayeti. Akşam namazlarında sabah namazlarında okuduğumuz var ya Bismillah. Hüvallahüllezi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehadeh. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسمح له ما في السماوات والأرض ve huvel hakim. Sadakallahul azim. Ve kardeşim burada da bakın zaten bu 3 ayette Haşr suresinin son ayeti 22 23 24. ayetlerinde Allah'ın güzel isimlerinden kardeşlerim var bu ayetleri. İnşallah bu ayetlerin muazzam tesirleri hakkında efendimizin çok hadisi şerifi var. İnşallah. Tekrar söyleyeyim. Besmele o üç tane esma yedişer defa. Ondan sonra Haşir suresinden bu huvallahu lezi la ilahe illahu. Kardeşlerim bu lafızları düzgünce güzelce okuyalım. Arapçasından okuyamayanlar Türkçesinden bir yere yazıp okuyabilir. Veya Türkçe yazılı bir yerden de bakıp okuyabilir. Ezberden okumak şart değildir kardeşlerim. Allah dualarımızı kabul etsin. Allah gönlünüze göre versin. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.